Sinemanın unutulmaz ismi Kemal Sunal setler dışında nasıl bir insandı? İşte filmleri dışında Kemal Sunal. O da dans eder. O da eğlenir, şarkı söylerdi. Konuşmasa bile güldürür. Ama çok ciddiydi. Çok ciddi olan insanlar çok iyi komedyen. Çocuklarla çocuk olurdu. Zaten çocuk ruhluydu. Ben sünnetten korktuğum için dama çıkmıştım. Türkiye'nin filmleriyle tanıdığı Kemal Sunal'ın filmleri dışındaki yaşantısı geliyor. Sayın Kemal Sunal, yaşıyor musunuz yoksa ben hayal mi görüyorum? Gördüğünüz gibi yaşıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında Kemal Sunal öldü diye bir haber yayılmış. Türk sinemasının efsanesi, Türkiye'yi güldüren adam. Yıllar geçse de unutulmayacak bir isim Kemal Sunal. Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Beş nesil filmlerini ezbere biliyor. Hala izleniyor, hala güldürüyor. Biz bugün sizlere filmleri dışındaki Kemal Sunal'ı anlatmaya çalışacağız. Çok az böyle görebildiniz Kemal Sunal'ı. Oğlu Ali Sunal'la Bekar Gezelim'in meşhur kafa dansını yapıyor. Yıllar yıllar önce efsane. Oğlu Ali Sunal için, hepimiz için çok güzel, çok özel bir görüntü bu. İşte o görüntülerden bir diğeri. Kemal Sunal tüm ailesiyle eğlenceye çıkmış ve kendisine uzatılan mikrofonu görünce şarkılar söylüyor. Magazin basınına yansıyan görüntülerinde halkla buluştuğunda hep sıcak, hep çok samimiydi Kemal Sunal. İşte bir çocuğun sorduğu, neden inek Şaban sorusuna verdiği cevap. Niçin inek Şaban? Demin biraz izah ettim ama. Ama niçin inek? O kitaptan kaynaklanıyor. Hababam sınıfı kitabında sırf Şaban değildir, inek Şaban adı. Onun için biz yani önüne inek koymuş değil. Bir repliğiyle herkesi güldüren adamdı o. Ama konuşmasa da güldürebiliyordu ömre bedel yüzüyle. O kadar seviliyordu ki sıradan cümleler sarf ettiğinde bile güldürüyordu sevenlerini. Atla bile arkadaş olabilen samimiyette bir insandı Kemal Sunal. İşte propaganda filminin setinden o anlar. Biraz korktuğunuzu öğrendim attan aslında. Baştan tabii biraz alıştık ama artık yani. Artık arkadaş olduk. Huyunu biliyorum, o da benim huyumu biliyor. Ama gene de belli olmaz. Dört nala gidebiliyor musunuz? Dört nala biraz hızlı gidiyorum ama dört nala denemedim ve filmimizde bir yerde gittim.
Gittim bir yerde. Treni geçiyorum. Oo, çekilin yoldan, başı batıdan geliyorlar. Amerikanlar, eskidip onlar, Turkish cowboylar. Filmlerinde Türkiye'nin en ünlü kadınlarıyla sevgili oldu ama Gülsunal'dan başka bir aşk bilmedi hayatında. Bütün çiçekler onun peşindeyken o tek bir güle adadı hayatını. Genç kızlar da peşimizdeydi, hala peşimdeler zaten. Öyle mi? Çok ciddi biri olarak tanınırdı çevresinde. O da bunu kabul ederdi. İzleyicilerimiz bilmiyorlar ama sizin filmlerinizden sizi tanıyanlar, bilenler sizinle normal yaşamda yüz yüze geldiklerinde bambaşka bir insanla karşılaşıyor. Öyle olması gerekiyor. Bu da işte ya sizin rol gücünüzü herhalde ön plana çıkartıyor. O benim işim. Öbürü de özel yaşantım yani. Dünyada da bu böyle. İyi, ciddi, çok ciddi olan insanlar çok iyi komedyen. Dünya sinemasına da baktığınız zaman bunu göreceksin. Ama çocukla çocuk olmayı da bilirdi. Bir anaokulu ziyaretinde ne de güzel oynamıştı miniklerle. Dağlardan gelelim, pırlak pırlak pırlar. Evde kedi mırmırlar. Tamam, sen gel buraya otur. Sen gel buraya otur, ben orada oturuyorum. Çocukluk günlerini hatırlamıştı o ziyarette. Yaramaz bir çocuktum diyebilirim. Onu da o okul hayatıma da o yansıdı. Ne yemek yaptınız kızlar? He? Çorbayla pilav. Çorbayla pilav. Yaramaz bir çocuk olduğu için okulu bitirmesi de uzun sürdü. 1995 yılında mezun olurken herkese örnek olmuştu. Babam sınıfında benim okul hayatımdan kesitler de vardır. Ne oluyor Şaban Bey? Ne? Evet, ne? Kendi çocuklarıma, gençlere örnek olmak, okumak ve bir üniversiteyi bitirmek için bu işi yaptım. Örnek olmak için bu işi yaptım. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Her biri klasikler arasına giren müthiş filmlerinden bazılarının kötü olduğunu kabul edecek kadar alçak gönüllüydü. Kötü olanları vardır. O çok azdır onlar ama var yani. Vefatından önceki son röportajında 50 yıl sonra bile o filmlerin izleneceğine olan inancı tamdı. Her dönem geçerli olan, hala 25 senelik filmlerim oynuyor. Günün birincisi oluyor yahut ikincisi oluyor, neyse. Büyük reytingler alıyor. Bu çok enteresan bir olay. Bu konular nasıl hala geçerli olabiliyor? Bu laflar hala nasıl güldürebiliyor? Bu mizansenler hala nasıl geçerli olabiliyor? Bunun her zaman söylüyorum, araştırılması lazım. Bu 50 sene sonra da seyredilecek. Göreceksiniz, yazın bir kenara, tarih dağıtın. Hayatın her alanında mütevazı bir insandı Kemal Sunal. Tek bir konuda mütevazılığı elden bırakıyordu. O da yeteneği. Hayır, ben farkındaydım, ben bilinçliydim. Benim hiçbir işim tesadüflere bağlı değildi. Ben tiyatroda oynarken sinemada günün birinde star olacağımı biliyordum. Kimseyi de tanımıyordum. Kimsenin kapısını da çalmadım. Takıntıları ve fobileri vardı onun da herkes gibi. Nazardan korkar, mavi boncuk takardı mutlaka. Bir tek şeyim var, mavi boncuk takarım. Nereye takarsınız? Ceketimin içine. Sünnetten korktuğu için dama kaçmış mesela küçükken. Ben sünnetten korktuğum için dama çıkmıştım. Zor indirdiler yani sünnetimi. En büyük korkusuysa uçak ve gemiydi. Yolculuk yapmayı severim. Yolculuk yapmayı severim de bildiğim taşıtlarla yani. Otobüs gibi, ondan sonra özel araba gibi, minibüs gibi olabilir bunlar ama uçak ve deniz taşıtları tercihim değildir yani. Korkum var, ikisinden de korkum var. Çok sıkıntı çekiyorum tabii, heyecanlanıyorum. Çok sıkıntı çekiyorum. Vefatından önce çok kez Kemal Sunal öldü haberleri yapıldı hakkında. Onlardan birini evinde verdiği röportajla yalanlamıştı. Sayın Kemal Sunal, yaşıyor musunuz yoksa ben hayal mi görüyorum?
gördüğünüz gibi yaşıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında Kemal Sunal öldü diye bir haber yayılmış. Yalan gördüğünüz gibi. Bu söylentilerden ne zaman haberdar oldunuz? Bu epeyce zamandır var bu söylentiler. Ama kale almıyorduk. Artık insanlar çok sormaya başladılar. Bir açıklama yapmak gerekiyordu. Öldü haberlerini kendisi için değil, hayranları için umursuyor, telefonları susmuyordu. Yalnız beni etkileyen seyircimin üzülmesi. Size de telefon geliyor mu? Çok. Yurt içi ve yurt dışından çok telefon geliyor. Neler soruyorlar özellikle? Birkaç değişik örnek verebilir misiniz? Vallahi ağlayanlar var, çok üzülenler var. Sesimi duyduğuna inanmayanlar var. Hepsini tek tek teskin etmeye çalışıyor. Yok canım, öyle bir şey yok. İyiyim, çok iyiyim. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne acı ki 2000 yılında gerçek oldu bu haberler. Çok korktuğu için binemediği uçağa binmek zorunda kalmış ve kalp krizine yenik düşmüştü. Kemal Sunal'dan geriye filmleri ve bu hatıralar kaldı. Onu eğlenirken, şarkı söylerken, çocuklarla oynarken, at üstünde, mezun olurken ve gülerken görmek umarız hoşunuza gitmiştir.